bizim tel kemiği esnafımızın yaşadığı sorunları aşmak, onların gelişen, değişen dünya koşullarında gelecek kaygısı yaşamadan daha kazançlı bir şekilde varlıklarını sürdürmeleri amacıyla Konyaaltı Belediyesi olarak hazırladığımız esnafın uygulamasının beraberce değerlendirmesini yapacağız. Değerli Oda Başkanlarımız, bugün Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliğimizde Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esin'i ağırlamaktan duyduğumuz mutluluğu öncelikle ifade etmek istiyorum. Sayın Belediye Başkanımız, Konyaaltı Belediyesi aday olduğunda Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'ne gelmiş olduğu ziyarette bize o gün söylemiş olduğu tüm projelerini birer birer hayata geçiriyor. Esnaflar ücret ödemeden internet üzerinden satış yapabilme imkanı bulacak. Uygulama aracılığıyla vatandaşlar ve esnaflar arasındaki sıcak ilişkiler tesis edilmesi amaçlanıyor. Yine bu Konyaaltı ile Konyaaltı'ndaki küçük esnaflar mahallesindeki hanelere de satış yapabilecekler. Öncelikle hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. İnşallah bu uygulamayla esnafımızın yükünü hep beraberce biraz azaltırız. Tabii sevgili başkanım bahsettiği bir uygulama hazırladık. Bu bizim seçim taahhütlerimizden bir tanesiydi. Biz buna neden ihtiyaç duyduk? Sizler bunu canlı yaşayan kişilersiniz. Biz de dışarıdan gözlemleyen birisi olarak böyle bir ihtiyacın olduğunu düşündük. Bugün günümüzde sadece Türkiye'de değil, dünyanın hemen hemen her yerinde alışveriş alışkanlığı değişti. İnternet üzerinden satışların artmasıyla beraber artık insanların alışveriş merkezlerindeki yapacakları fazla bir şey kalmadı. İnsanlar alışveriş merkezine işte birkaç saatlerini değerlendirmeyi, yemek yemeyi ve aynı zamanda da alışveriş yapmayı düşünerek giderlerken artık işin alışveriş kısmı büyük oranda internete kaydı. İnternetten satış yapma imkanı bulamayan, kendini o dünyanın içerisinde görünür yapma şansını elde edemeyen esnafımız için sıkıntılı. Esnaf dediğimiz zaman kim gelir aklımıza? Mahalledeki berber gelir, kırtasiyeci gelir, bakkal gelir, manav gelir, terzi gelir. Ondan sonra ne bileyim tuhafiyeci gelir. Bunların tamamının mahallede varlığı bir kere o toplumsal yapının gereği. O zaman ne yapmak lazım? Para kazanamayan insan dükkanını ayakta tutamaz, yaşatamaz. O zaman biz esnafa her ne yapacaksak popülizm yapmayacağız. Yaptığımız şey onun kazancını arttırmalı. Ama ona ekstra külfet yüklememeli. Bu noktadan yola çıktık. Beraber düğmeye basacağız ve esnafın uygulamasını internetten satış yapabilir hale getireceğiz. Ve bu ciddi anlamda bir rahatlamaya sebep olacak. Çocuğuna şey lazım, harita metot defteri lazım. 6 oltarı harita metot defteri. Girecek sisteme, kapağının resmini beğenecek, kağıt gram ağırlığını beğenecek, verecek siparişi. Bir saat sonra elinde. Pek çok yönden hem satın alan yönünden hem de satan yönünden avantajlı bir sistem. Bu sistemin birinci etabında şu anda sadece kendi kurye hizmeti olan esnaf bu işin içine girecek. İkinci aşamasında sistemin kendi kurye sistemi kurulacak. Yani esnafın uygulamasının kendi kurye sistemi. Bu sistemi esnaf odaları ve esnaf ve sanatkarlar odaları birliğinden bağımsız yapmak başladığımız günden beri hiç aklımızdan geçmedi. Biz bunu esnafın temsilcileriyle beraber yapacağız. Bunda hiç kuşku yoktu.